değerli izleyicilerimiz Almanya'da yeni hükümet yeni bir çalışma başlattı bu çalışmaya göre 18 yaşına gelen tüm Almanya vatandaşlarına yaklaşık 20 bin euro civarında bir para verilecek gerekçesi ise ya da bu paranın kullanılacağı yerler ise eğitim için harcayabilirler iş kurabilirler ya da bir ev alırken bu para kendilerine verilecek. Yani nakit olarak aslında verilmeyecek. Bu haber değerli izleyicilerimiz, kamuoyuna düştüğü zaman, tartışıldığı zaman ben biraz bekledim. Araştırdım. Başkaları gibi hemen aman bu kadar para verilecek falan filan demedik. Dedim ki bak bu işin içerisinde bir iş var. Almanya hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne arkadaşlar meraklı olmadığı için bu parayı vermeye de meraklı değil. Bu işin altından bir iş çıkacak. Şimdi beni takip edenler bilir. Ben hep anlatıyorum. Diyorum ki bak bu korona yardımlarını ilk verdikleri zaman demiştim ki bunları sizden alacaklar. Ne yaptılar? Mektuplar gelmeye başladı. Paraları getirin dediler. Yani 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgın içerisinde dahi vatandaştan parayı geri istiyorlar. Neyse arkadaşlar konuyu fazla dağıtmayalım. Bu 18 yaşına giren her gence 20 bin euro ile ilgili olarak biraz araştırdım. Baktım bu parayı nasıl geri alacaklarını arkadaşlar araştırdım. Bunun kaynağının ne olduğunu araştırdım. Yaklaşık 15 milyar euro yapıyor şu anki mevcut nüfusa göre. Ortaya yine beni şaşırtmayan bir görüntü çıktı. Arkadaşlar 18 yaşına gelen ve 20 bin euro para almaya hak kazanan gençlerin paralarını da yine sizler ödeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki olur mu devlet kasasından verecek. Yok öyle bir şey arkadaşlar bakın. Bir emlak vergileri artacak. Veraset vergisi artacak ve servet vergisi arkadaşlar artarak hayatımıza yeniden girecek. Bu üç kalemde toplanacak olan vergiler sayesinde gençlere biz para verdik diyecekler. 15 milyar euro arkadaşlar. Şimdi değerli izleyicilerimiz Avrupa bu. Yani ben yeni bu genç 18 yaşına gelmiş işte iyi bir üniversitede okusun al sana 20 bin euro ya da ev alacak al sana 20 bin euro iş kuracaksın 20 bin euro derken ne yapıyor biliyor musunuz? Diğer vatandaştan alıyor, sana veriyor. Yani devletin kasasından 1 euro bile çıkmaz. Ben biliyorum arkadaş ya bu Almanya'nın politikası bu. Yani devletin kasasından ben vatandaşa 3 kuruş yardım yapayım. Yani bu vatandaş bir nebze olsun rahatlasın. Ya da arkadaşlar bakın korona döneminin içerisindeyiz. Bitmiyor. Biteceği de yok. Daha uzun yıllar hayatımızda kalacak gibi görünüyor. İnşallah tez zamanda biter. Ayrı bir şey ya vatandaş zaten sıkıntı içerisinde esnaf iş yapamıyor büyükler zaten her zaman büyük kazanıyorlar ama işçi sıkıntı içerisinde emekli sıkıntı içerisinde demiyorlar diyor ki ben diyor senden daha fazla vergi alacağım diyor niye biz diyor korona döneminde ciddi vergi kaybettik bir de yeni projelerimiz var işte projelerden bir tanesi 18 yaşındakiler 20 bin euro vereceğiz kardeşim biz diyor e kardeşim o zaman sen bu parayı benden alacaksan, öbüründen alacaksan, Ali'den, Veliden, Hans'tan alacaksan, o zaman bunun ne anlamı var? Böyle bir devlet yönetilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Yani yarın öbürsü gün, bak ben size söyleyeyim, devlet bu işten parada kazanacak. Şunu yapabilirler. 18 yaşına bir genç geldiğinde parayı ya da aldı diyelim. İşi kurdum mu kardeşim? Gel buraya diyecekler. Biz sana zamanında 20 bin euro verdik mi? Bak işi kurdun, evi aldın, evin değerlendi. Bak okudun, işe çalışmaya başlayınca parayı geri getir bakalım. Derler mi? Ben de buraya yazıyorum derler arkadaşlar. 15 milyar euro verip 30 milyar euro toplarlar arkadaşlar bunlar. Vergileri de arttırırlar. Emekliye para yok. işçiye yok. Ev hanımına yok yok yok. Zaten herkes mantık şu arkadaşlar. Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinin mantığı şu. Ben vatandaşı kendime bağlarım. Sosyal yardım dilencisi haline getiririm. Adam gibi maaş vermem. Şu anda en düşük emekli maaşı 1500 euro olması gerekiyor Almanya'da. Çalışanın en düşük maaşı 2500 euro olması gerekiyor Almanya'da arkadaşlar. Maaşlara baktığımız zaman ucu ucuna vatandaş geçiniyor ya da geçinmiyor. Koronavirüs döneminde özellikle gıda fiyatlarının %20 oranında arttığını görüyoruz. Vatandaşa zam yok. Üç kuruş sadaka hadi bakalım diyorlar. Böylesine sıkıntılı bir dönemde, yüz yılda bir meydana gelen bir dönemde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Şimdi çıkardılar 15 bin euro vereceğiz. Kulağa ne güzel geliyor değil mi? Aa gençler 15 bin euro güzel para. 20 bin euro pardon. 20 bin euro para vereceğiz. maliyet 15 milyar euro. 20 bin euro güzel para kulağa güzel geliyor. Gençlere verelim. 20 yetmez. 200 verelim bana göre. Ama bunun bedelini sen geliyorsun Ali Bey'in, Fatma Hanım'ın, Hans'ın, Kamil'in sırtına yıkıyorsun. Neyi ben devleti yönetiyorum. E ben de yönetirim Vallahi ben yani kolay iş. Derim ki Hans senden alıyorum 10 bin euro. İşte bu bir arkadaş var 18 yaşına geldi ona vermemiz lazım. Al sana devlet yönetimi. E devletin o zaman büyüklüğü nerede kaldı diye sormazlar mı? Devlet vatandaşını yani korumak zorunda mı yoksa birine karşı yani vatandaşı arasında böyle ikilemler mi oluşturmak zorunda? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, Norveç arkadaşlar 2022 yılı vergi yılı olacak. Yeni vergiler gelecek. Sadece bunun için değil. Diyecekler ki biz ciddi anlamda vergi kaybettik. Bu paraları toplamamız lazım. Büyüme hedeflerine ulaşmamız için mutlak surette bu işi hızlandırmak için vatandaştan para toplamamız lazım. Vatandaş ölmüş, geçinememiş, çarşıda, pazarda yangın varmış. Bunların hiçbir anlamı yok. Boş, boş laf bunlar devleti yönetenler için. Ama bu siyasetçiler biliyorsunuz her seçim döneminde kapını çalar, sosyal medyaya çıkar, der ki şunu yapacağız, bunu yapacağız ama o koltuğa oturduktan sonra görürüz ki bunların söyledikleriyle yaptıkları birbirinden tamamen farklı. Dünyanın her yerinde böyle. Ben şans olarak hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum, inanmıyorum. Anlattıklarının yüzde yetmiş beşinin hayal satmak olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel hayal satıyorlar. Ortada bir şey yok. Anlatıyorlar, ambalajlıyorlar, satıyorlar. Çok güzel yani acayip bir PR işi yapıyorlar. Elinde bir ürün vardır arkadaşlar. Sen gırtlağını patlatırsın. Dersin bak elimde benim bir tane laptop var. Ya bu laptop bak şöyle şu kadar hızlı, şu kadar şeyi var, oy su var, bu su var dersin. Satamazsın. Bak satamazsın. Bu adamlar, bu siyasetçiler ortada hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Hayal satarlar. Ona rağmen herkes gider bu laptopu satana değil, bu hayal satana inanırlar. İşte dünyada bu en güzel hayalleri Satan insanlar siyasetçilerdir. Bunlar başarılı olarak addedilirler. Bunlar böyle arkadaşlar. Yani sözün özü şu. Siyasetçiler bildiğimiz gibi hayal satmaya devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen bu videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana ulaştırın. Biliyorsunuz ben tüm yorumları tek tek okuyorum.